MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Diyarbakır'da miting yapacak ama kafalarda hala soru işaretleri var. Zira bazı MHP'lilerin o mitingde provokasyon yapacaklarına dair telefon görüşmeleri kamuoyuna yansımış. Soruşturma çerçevesinde de 11 kişi tutuklanmıştı. Teknik takibe takılan o görüşmelerde şüpheliler Diyarbakır mitingini ölüm kalım mitingi olarak tanımlıyordu ve Diyarbakır'da kan dökülürse Bahçeli'nin reyting yapacağı konuşuluyordu. İşte o görüşmelerden ilk kez yayınlanan diyaloglar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir bisküvim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. 12 Haziran seçimleri öncesi kaset skandallarıyla hayli zor duruma düşmüştü MHP lideri. Bahçeli'nin yıllardır hiç gitmediği Diyarbakır'da miting yapma kararı işte bu tartışmalar arasında verildi. Ama o miting öncesi büyük provokasyon deşifre oldu. Provokasyonu deşifre eden teknik takibe takılan telefon görüşmeleriydi. O görüşmelerden biri MHP Maltepe eski ilçe başkanı Hakan Uğur'la tetikçi olduğu iddia edilen Murat Alperen arasında geçiyor. Görüşmede Diyarbakır mitinginin detayları konuşuluyor. Şüpheli Uğur, MHP'nin Diyarbakır mitingini ölüm kalım mitingi olarak tanımlıyor. Şimdi orada o mitingde bir provoke olup böyle bir iki yaralı, ölü yaralı bir şey olursa, kan dökülürse adam reyting yapacak. Şüpheli Uğur'un söyledikleri tüyler ürpertiyor. Konuşmasının devamında Diyarbakır'da kan dökülürse barajı geçeriz diyor. Dahası olaylardan da AK Parti'yi sorumlu tutacaklarını söylüyor. Uğur, MHP'deki kaset skandalını da böylece unutturmak istediklerine dikkat çekiyor. MHP bu sefer diyecek ki devlet yok kardeşim, görüyorsunuz bizim mitingimiz. Burası da Türkiye Cumhuriyeti. Devlet yok. Ondan sonra onun için bu mitingimizi kan ve revana çeviren AKP'dir diye çıkacak. Son 6 günde öyle konuşacak. İşte öyle yırtacak şeyi. Kaset olaylarını unutturmak için. Ancak öyle olacak. MHP'nin oylarını kan dökerek arttırmak istediği iddia edilen şüpheliler, mitinge katılımı artırmak için de çevre illerden destek alacaklarını söylüyorlar. Kızıma selamın püskemeti yok. Genel başkanım. Çevre illerden çok büyük bir katılım olacağını duydum. Çevre iller değil, bütün Türkiye'ye emir verilmiş. Hepsi gidecek ya. Bütün teşkilatlar gidecek. Resmen çıkartma yapılıyor yani. İş şeye kaldı tabii. Kan dökülmesine kaldı işte. Bana göre öyle normal bir miting olursa gittik bu sefer. MHP'li Uğur bir başka telefon görüşmesinde de bir deli bulup kalabalığın üzerine ateş açtırmaktan söz ediyordu. Büyük provokasyonla ilgili soruşturmada şu ana kadar 11 MHP'li tutuklandı.